reports in March 1915, became part of the heroic story of the nation's revered founder, Mustafa Kemal Atatürk. Çanakkale geçilmez. Çanakkale is impossible. Became a common phrase to express the nation's pride at stopping the massive assault. Official commemoration of the military casualties and veterans in Turkey is held on the day of the naval war has ended, which is the 18th of March every year. Hence we gathered here to commemorate the Turkish celebrations or Turkish commemoration day of the incidents of the campaign at Gallipoli. And we'll soon be joining all of our nation commemorating Anzacs on the 25th. Australia to the Cultural Centre welcome you all in attendance of the ceremony and the Community Public Day. Now, may I please ask you all to stand up to pay respects to those nations, to those who have fallen, siding with the Oday. The last prayers for Anzacs and Mehmetçik, 1 minute silence, national anthems of Turkey and Australia. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmetçikler için, Avustralyalı Anzak şehitleri için askeri saygı töreni ve bir dakikalık saygı duruşu ve ardından Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı ve Avustralya Milli Marşları için hepinizi ayağa kalkmaya davet ediyorum. It may be too late, just watch out. They shall not grow old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. Silence.
you. Now, Turkish national anthem. You started a little bit late. Thank you all very much. I read a bit of a speech. I guess if I take that now, it's going to take quite a long of your time. So I'll quickly say thank you and that's okay. I'd like to continue my speech with our great, nation's great leader, Mustafa Kemal Atatürk's tribute to, in 1934, to the Anzacs killed at the Gallipoli. Those heroes that shed their blood and lost their lives, you are now living in the soil of a friendly country. Therefore, rest in peace. There is no difference between the Johnnies and Mehmets to us, where they lie side by side, now here in this country of ours. You, the mothers, who sent their sons from faraway countries, wipe away your tears. Your sons are now lying in Bosom, and are in peace. After having lost their lives in this land, they have become our sons as well.
This inscription appears on the Mustafa Kemal Memorial at Anzac Parade in Canberra, which was established in 1985 at the 70th anniversary of the Gallipoli campaign. Now, with your permission, I'll continue my speech in Turkish, and I'm trying to keep it quick. Türkler tarihi boyunca dünyaya örnek olmuşlardır. Asla esareti kabul etmemiş ve özgürlük mücadelesi vermişlerdir. Vatan kutsaldır, asla bölünemez. İşte bu inançla tüm dünyaya meydan okuyarak Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale geçilmez demişlerdir. Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Çanakkale Zaferi 1915 yılında İngiltere ve Fransa ile onların getirdikleri sömürge askerleriyle Türk milleti arasında gerçekleşmiş bir savaştı. Düşmanın bir hedefi vardı. O da Boğazları geçerek İstanbul'u ele geçirmek ve İstanbul Devleti'ni savaş dışı etmekti. Denizden ve karadan yapılan savaşlar 18 Mart 1915'te başladı. Düşman donanması bütün gücüyle yüklenmesine rağmen deniz savaşlarında başarısız oldular. Düşmanlar deniz savaşını başlattığı gün çok büyük kayıplar vererek deniz harekatından vazgeçmek zorunda kaldılar. Bu yüzden Türkiye'de Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anma Töreni 18 Mart günü kutlanır. 5 hafta sonra denizden geçemeyen düşman kuvvetleri karadan geçme yolunu denemişlerdir. 25 Nisan 1915'te kara savaşları başlamıştı. Avustralya'da kara savaşlarının başladığı 25 Nisan gününü Anzac Day olarak kutlar. Çanakkale'yi geçemeyeceğini anlayan düşman ordusu 1916 kışında geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Çanakkale savaşlarında 250 bin üzerinde Türk askeri şehit olmuş, düşman ordusunun kayıpları ise bu sayıdan daha fazladır. Araştırmalara göre 1 metrekareye 6 bin mermi düşmektedir. Çanakkale Zaferi'nin kahramanı Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal ve onun ordusu ordusunun bu başarısı Türk milletine Kurtuluş Savaşı'nda cesaret vermiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda milletimizin çok sıkıntılı günler yaşamaktaydı. 1820'den beri Osmanlı Devleti'ne yıkma planı uygulanmaya koyan Batı sömürgecisi soykırımcı milletleri topuyla, tüfeğiyle, en modern deniz araçlarıyla bir asil milletin kökünü kazımaya gelmişlerdi. İngiliz ve Fransızlar sömürgelerinden getirdikleri gençleri Türkiye'ye Türklerle savaşmaya getirmişlerdi. Trablusgarp ve Balkan harplerinin yorgun ve yaralı çıkan Türk milletinin elindeki tek sermayesi vatan sevgisi dolu insanıydı. Kasım 1914'te Çanakkale ve Maydanoz yani Gelibolu kıyılarında şiddetle bombardımana tutan bu kan içiciler binlerce sivil öldürdüler. Marmara'ya giren İngiliz denizaltıları asker ve malzeme sevk eden birçok gemimizi sinsice vurdular. Binlerce masum askerimizi şehit ettiler. Zeytinburnu'ndaki top döküm fabrikamızı denizden bombaladılar. İrili ufaklı 407 parça gemiyle Çanakkale Boğazı'nda 18 Mart 1915 günü sabah 8.30'a girmeye çalıştılar. 407 gemiyle. Bir gün önceden mayın tarama firmalarının aldıkları raporlara göre boğaz suları mayınlarından temizlenmişti. Ama bir şeyi unuttular. O da Türk'ün vatan sevgisiydi. Nusret mayın gemisi gece sabaha kadar karanlık koya elinde kalan son 26 mayını sessizce döküvermişti. Her zaman mayın hatları Çanakkale Boğazı'nın akıntısına dik istikamette döşendiği halde bu sefer akıntıya paralel bir hat meydana getirilmişti. 18 Mart sabahı İngilizlerin Queen Elizabeth ve Fransızların Ocean zırhlı gemileri karadaki Türk askerlerinin üzerine top atışlarına başladılar. Her yer düşen toprağın saçtığı şaraplar ve ateş yağmuru ile dağ gibi Mehmetçiğin başına yağan toz toprakla sanki cehennem yeri gibi olmuştu. Mecidiye tabiyasından numaratör olarak vazife gören Koca Seyit'in gösterdiği kahramanlık olağanüstü güç ve kuvvetli dillere destan olmuştu. Seyit onbaşının tabiyasının ortasına düşen bir top mermisi 14 şehit mermelerine ve 24 ağır yaralıya sebep olmuştu. Seyit onbaşı kendisine geldiğinde yüzbaşı Hilmi Bey ve arkadaşı Nideli Ali'den başkasını göremez. Gövdesinin yarısı toprağa gömülüdür ve yanındakiler onu kurtarmaya çalışmaktadırlar. Fransızların ve İngilizlerin dev gemileri çevreye hala ateş kusmaya devam etmektedir.
Ayağa kalktığında durumun ne halde olduğunu gören Seyit Onbaşı'nın kan beynine yürür. Ayakta sadece bir top sağlam kalabilmişti. Sağlam topun yanına yaklaşır ve topun mermi kaldıran mincinin kırılmış olduğunu görür. İnanç ve azim elinden hiçbir şey kurtaramayacağını kanıtlarcasına hemen arkasında duran 215 okkalı yani 175 şiloluk top mermilerinden birisini kaldırıp Nideli Ali'nin yardımıyla sırtına yükler. Topun basamaklarından yukarı çıkarken kemiklerin çatırdısını duyar. Hazneye yükler ve ateşler, isabet ettiremez. İkinci mermiyi yüklenir ve yine hedefini bulamaz. Üçüncü mermiyle İngilizlerin Ocean zırhlı savaş gemisini düşman dümen kısmından vurur. Zırhlı kendi etrafında dönmeye başlar ve etrafındaki diğer zırhlılar kaçmaya başlarlar. Ocean zırhlısı komutan Cevat Paşa'nın emriyle Nusret Mayın gemisinin döşediği mayınların birisine çarpar ve hızla boğazın sularına gömülmeye başlar. Seyit Onbaşı'nın bu kahramanlığı ile ev yıkıcı, kan içici düşman kuvvetleri yenilgiye uğratmaya başlanır. Birbiri ardına en modern zırhlarını kaybetmeye başlarlar. Bir başka başarı da Rumeli Hatice Turan Sultan'ın kendi parasıyla yaptırdığı Seddül Bahar ve Kuddül Bahar tabyalarındaki eski modern toplarımızın mermileriyle bu mağruları birer birer boğazın dibine göndermiş olurlar. Ve burada Ciddeli Mahmut Çavuş'un yaptığı kahramanlıklar bir destan yaratmıştır aynı zamanda. 365 tonluk şanlı Nusret ve döşediği 26 mayın 12.205 tonluk Fransız savaş gemisi Bouvet ile İngiliz savaş gemileri 15.000 tonluk Irresistible, 12.950 tonluk Ocean denizin dibine gömmüştür. İngiliz savaş kruvazörleri 17.250 tonluk Inflexible, Fransız savaş gemileri 11.260 tonluk Galeos, 12.750 tonluk Suffren yaralanıp savaş meydanından kaçmışlardır. Aziz milletimizin evlatları her dönemde seve seve vatanı için ölmesini bilmişlerdir. Sömürgeciler ise sömürgelerindeki zavallıları hep ölüme sevk etmişlerdir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Kalbimizdesiniz. Ey kahraman şehitlerimiz! Sizler olmasaydınız bugün bizler olmazdık. Çünkü sizlerin sayesinde bugün ayaktayız. Sizlerden devraldığımız bayrağı ilelebet taşıyacağız. Bundan kuşkunuz olmasın. Sizler rahat uyuyun. Daima kalbimdesiniz. Şunu açık renkle söylüyorum ki şehitler ölmez, bu vatan bölünmez. Ne mutlu Türk'üm diyene. Teşekkür ederim. May I please ask Barbara Perry to address them? Thank you, Barbara. Thanks. Firstly, can I just say I want to apologise because I have another two things to go to today. One, that I've got to be at Guildford by 12:34. But I just want to say thank you for having me, because today is the first time I've been the member for Auburn for 11 years. Today is the first time I have ever seen what the words of the Turkish national anthem mean. And one line, all of those lines are beautiful words from the Turkish national anthem, but there is one line that was just amazing, and it says, "For freedom is the absolute right of my God worshipping nation." Doesn't that say everything about Australians and Turkish people? That to me says everything about who we are. You have and your committee and the community centre have put on an amazing event. Very, very professional, can I say. And I want to acknowledge firstly the traditional owners of the land, the Aboriginal people, and pay our respect to the Aboriginal people. I want to acknowledge our friends from the RSL, Ron and Paul. It's not Paul, it's close enough. I should know who you are, my apologies. But I would like to acknowledge them because they are with us. Whenever we have these events, they are always with us. And what I've seen, I've grown up in Auburn, you know that. I used to go down with my father to the RSL in Northumberland Road. You all know where my parents live. They live in Northumberland Road, Auburn, which is the same as the RSL, and they still live there.
And when we were young, we'd go down with Dad on to Anzac Day, and what would we see? We wouldn't see many different nationalities. But in the 11 years that I have been the member, what I am the most proud of is the relationship that has been forged between the RSL and the Turkish community here. And I'd like to say how fantastic that is. Thank you. So Omar, of course, today we're remembering all Turkish and Australian soldiers who served and died in Gallipoli and other campaigns. We remember also this one thing, that what unites us is stronger than what divides us. And that's what today is about. And Omar, those beautiful words you spoke of Mustafa Kemal Atatürk, nothing tells me about the deep friendship more than those words between Australia and Turkey. But we're also here today as Australians to remember the Battle of Çanakkale, the Battle of Çanakkale. And also, why we remember that is very important because, like all other wars, you know, people lost their lives, families were torn apart, but something grew out of that, and what grew out of that was what Mustafa Kemal Atatürk was all about. He grew out of that. He grew out of that, and his ideas for Turkey and his modernization of Turkey grew out of that, and his views about freedom grew out of that. And I know today that many people that are here are concerned about what is happening in Turkey as we sit here today and we remember. But can I just say this, that I have great hope that the Turkish people in Turkey will ensure that freedom is truly freedom in Turkey, because too many lives have been lost by the Turkish at Çanakkale and all other campaigns to ensure freedom. And that's too high a price to pay for freedom. And I think it's important that today we're here together, because we need to send that message to the people in Turkey, that freedom is very, very important. Democracy is important. So when I come to events like this in our community, I'm reminded, of course, what we often here take for granted. We grow up in Australia, we live here, we go to the schools, and that is that we have such a gift, the gift of peace, security, democracy and freedom. And we are very lucky in this country. So we have to remember, though, that peace is not something that just happens naturally. Sometimes we've got to fight for it, sometimes we've got to protect it, and most of all, we have to cherish and love it. So can I just say to all my friends in the Turkish community, thank you for teaching us about peace, for teaching us about democracy, and for teaching us about freedom. And I look forward, I'm sorry I can't stay with you. I want to thank the ladies in particular for the beautiful food. You make as good as the dolmades as we do in the Lebanese community. So thank you. They're beautiful. But from my heart, you know you are in my heart, and I love you very much. And I will hopefully see you and be able to spend more time next time with you. So thank you. Thanks very much.